Evet sevgili Sokak Süpürmesi izleyicilerimiz, Londra sokaklarını süpüre süpüre geldik ve bugün Limasollar Derneği'nin toplantı yaptığı holdayız ve yanımızda Sevtap Hanım var. Merhabalar Sevtap Hanım, nasılsınız? Teşekkür Alp, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bugün iki haftadan beri sürdürmekte olduğumuz Sokak Süpürgesi programımıza geldik. Sizi burada Limasollar Derneği'nde bulduk. Yeni yıl nasıl gidiyor? Vallahi güzel bir şekilde önce biraz griplerle başladık ama şimdi yeni yıl bütün enerjimizle, programlarımızla devam ediyor. Evet, şöyle kısa bir söz sorsam size. Az veren candan, çok veren maldan ne anlarsınız? Ne demektir bu? Çelişkili bir soru. Az veren maldan, çok veren candan. Candan ne demektir? Vallahi o kadar çok özveri veriyorsun bir şeye, değer veriyorsun. Değerini bilmeyen çok insanlar olur veya yaptığın şeyleri takdir etmeyen, durumları takdir etmeyen insanlar olur. Fakat az da versen, çok da versen değerini bilen bilir. Ben öyle biliyorum. Evet Mehmetciğim, evet. Alamcam. Evet söyle. Az veren candan, çok veren maldan. Evet. Ne demektir? Ne yapayım? Ne demektir? Ne bileyim ben ne demektir? Az veren candan, çok veren maldan mı? Az veren candan, çok veren maldan ne demektir? Kredilik ne demektir o? Ne bileyim ben ne demektir o be? Az veren candan, çok veren maldan olur. Ne demek? Evet, az veren gönülden veriyor. Az olduğu için neye kanaat etmek gerektiğini bildiği için az veriyor. Çünkü ancak o kadarını veriyor ama gönülden veriyor. Çok verense işte birkaç kuruş vereyim diye düşünüyor zenginler. O yüzden böyle söyleniyor. Az veren candan, çok veren maldan ne demektir? Bir bilene soralım. Az veren candan, çok veren maldan. Ne demektir? Az veren maldan, çok veren candan. Az verdiğin zaman malın biter. Çok verdiğin zaman da canını alırlar. Onun için çok vermeyeceksin, az da vermeyeceksin. İkisi ortası. Yani hem şey olacak, yardım olacak, hem sen de ziyan etmeyeceksin. Az veren candan, çok veren maldan. Az veren candan, çok veren maldan. Para? Evet, az veren candan, çok veren maldan olur. Ne demek sizce bu? Gönül. Gönülden verdiği için. Yani gönülden verdiği için güzel olur, hoş olur, verimli olur, bereketli olur. Az veren candan, çok veren maldan olur. Evet. Ne demektir? Az veren candan, çok veren işte bereketiyle bir alakası da var acaba, bilmem. Bilemem. Sahne söyledim. Az veren candan, çok veren maldan. Güzel bir soru. Az veren candan, çok veren maldan. Bilmiyorum. Şimdi benim düşüncelerimi mi istiyorsun, evet. Yoksa hakikaten bunun karşılığı ne? Senin düşüncelerin. Az veren candan, çok veren maldan. Sizin yorumunuz. Bence hayatta seçeceğinizin dostlarınızdan neler verebileceğiniz, karşılığında neler alabileceğinizi düşünüyorum. Hakiki dost mu değil mi? Onu belirtiyor.
her dostunla, her arkadaşınla verdiğin şeylerin derecesine göre alabiliyor musun? Yoksa kolunu verdin, kolunu aldı gibisi mi olur? Bence o açıdan bakıyorum. Veren candan, çok veren maldan. Ne demektir? Az veren candan, çok veren maldan. Yani bu tekerleme falan bilmece gibi bir şey mi yoksa? Az veren candan olur, çok veren maldan olur. Ne demektir? Ha, az veren candan. Yani şey, malı kıymetli olan, canından daha kıymetli olan, canından olur. Ya da işte hani buna benzer bir şey. Çok veren maldan olur çünkü sürekli ödün veriyor, fedakarlık yapıyor. Ne isterse veriyor. Sizi tanıyalım. Güler Ahmet, İzmirliyim. Aa, çok güzel. Güler Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İngiltere'de mi yaşıyorsunuz? İngiltere'de yaşıyorum genelde. 67'de geldim buraya, evlendim. Eşim Kıbrıslıydı. Ve şu anda gidiyorum, geliyorum. İşte malum, yaşlandık. Emekliliğimizi sürmeye çalışıyoruz. İzmir mi, Londra mı? Şimdi Türkiye'de arayıp bulamadığım düzen Londra'da var. Londra'da bulamadığım hava Türkiye'de var. Onun için ikisini de seviyorum. Az veren candan, evet. Çok veren maldan. Çok doğru söyledin. Ne demektir? Ne demektir? Az veren candan, çok veren maldan. Yani az olsun, temiz olsun. Anlamında mı? Aslında bunun altından kalkamadım sayılır. Evet. Çılgın bir bilim adamı olsaydınız neyi keşfetmek isterdiniz? Uzaydaki yaşantıları. Çünkü dünya o kadar çok karıştı ki, o kadar kanlı bir duruma döndü ki uzayda yer arardım. Çılgın bir bilim adamı olsaydınız neyi keşfederdiniz? Aman Tanrım. Çılgın bir bilim adamı. Çılgın bir bilim adamı ne keşfedebilir ki? Savaşları durduracak bir çözüm bulurdum herhalde. Çılgın bir bilim adamı olsan neyi keşfetmek isterdin? Uzaya çıkacaktım. Çılgın bir bilim adamı olsaydım bu harbi durdurtmayı, bu fakir insanların ezgi çekmelerini, zenginlerin de biraz fakirlere yardım etmelerini düşünürdüm. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Burada kızımın yanında misafirim. Onun için Türkiye'deki olan olaylar için savaş olmamasını, kesinlikle sokaklarda hiçbir bombanın, hiçbir ölümün, hiçbir huzursuzluğun olmamasını isterdim. Onları durdururdum. Ama maalesef hiçbir şey yapamıyorum ülkeme. Çılgın bir bilim adamı olsaydın, evet. Dünyada neyi keşfetmek isterdin? Dünyada neyi keşfetmek? İnsanlar beraber yaşasın. Hep birlik, beraberlik, savaş olmasın. Herkes aşk almasın. Yani dünyayı normal, güzel bir hayatına geçirmek. Çılgın bir bilim adamı olsaydınız, evet. Dünyada neyi keşfetmek isterdiniz? Hastalıkların çaresini, bazı hastalıkların çaresini zannederim o kadar. Başka İnsanlar ölmesin diye değil mi? İnsanlar ölmesin diyecek bir şey yoktur. Ama acıyla ölmesin. O ölme bir şeydir, hayatın akışı, olacak olan şeydir.
Çılgın bir bilim adamı olsaydınız, evet, dünyada neyi keşfetmek isterdiniz? Dünyada neyi keşfetmek isterdim? Vallahi çok şey keşfetmek isterdim. Yapamadığım, ulaşamadığım bilgi dalında. Çılgın bir bilim adamı olsaydınız, dünyada neyi keşfetmek isterdiniz? Neyi keşfetmek isterdim? Vallahi. Vallahi bilemem böyle şeyleri. Uzaya çıkardık. Uzay ya. Uzaya çıktılar zaten. Amma sorular sordun be bana. İnsanları daha iyi tanımayı diyorum. Hep insanlar üzerinde durdum ben. Neyi keşfetmek istiyordum? İnsanlığı keşfetmek isterdim. İnsanların yapısı, düşüncelerini. Baktığımız anda içinin dışının aynı olup olmadığını keşfetmek isterdim. Daha açık ve net olarak. Kadınların kafası nereye çalışır Sertab Hanım? Her şeye. Bence. Çocuklarına, evdeki durumlara, kocasına, okumayı sever bence bildiğim kadına ve tecrübeleri sayesinde çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorum. Peki erkeklerin kafası nereye çalışır? Orasını bilemiyorum ama onlar da bazen bilim adamları yetiştirirler. Bazen de fesatla çalışır onların kafaları. Kadınların kafası nereye çalışır? Şeytanlığa. Erkeklerin? Onlar da hemen hemen aynı. Kadınların kafası nereye çalışır? Kadınların kafası erkeklerin dilinden nasıl kurtulurum diye çalışır herhalde. Peki erkeklerin kafası nereye çalışır? Kadınların dilinden nasıl kurtulsam diye çalışır. Kadınların kafası nereye çalışır? Şeytan çarşısına. Peki erkeklerin? Erkeklerin kafası mum ışığına benzer. Kadınların kafası çok yere çalışır. Erkeklerinkinden de fazla çalışır. Çünkü kadınlar her yere ulaşabilir, her yeri, her zorluğu yenebilir ama erkekler öyle değildir. Erkekler bir yere çalışır kafaları. Onu söylemeyelim. Söylemeyelim. Kadınların kafası nereye çalışır? Kadınların kafası işte ne nasıl gelirse ortada. Erkeklerin kafası? Erkeklerin kafası her zaman için durgundur kafaları. Onun için nereye çalıştığı önemli değil. Ciddi söylerim sana. Kadınların kafası nereye çalışır? Kadınların kafası eşine iyi bir eş olmak. Ben öyle düşünüyorum, kendi adıma konuşuyorum. Çocuklarıma iyi bir anne, onları iyi bir şekilde tahsilli, kültürlü yetiştirmek isterim. Ve eşime maddi manevi yardımcı olmak isterim. Erkeklerin kafası nereye çalışır sizce? Ben eşimi tanıdım. Eşimden önce başka bir erkek tanımadım. Eşimden sonra da yine tanımadım. Hep eşimle beraberim. 49 senelik evliyim. Eşimin kafası evde huzurlu bir eş, huzurlu çocuklar, onlar için çalışıp maddi manevi onlara destek olmak, onlara iyi bir baba olmak için benim eşimin kafası onlara çalışıyor. Tamam Fatma Hanım, kadınların kafası nereye çalışır? Vallahi her yere çalışır. Mesela? Mesela her şeye. Erkeklerin nereye çalışırsa 10 kat daha fazlasına çalışır.
Erkeklerinki nere çalışır? Kendilere bağlıdır, ne bileyim. Erkeğe bağlı, evli erkek evini geçindirsin. Ailesine iyi davransın. Tabii iki taraflıdır. Ve artık bilemem. Kadınların kafası nereye çalışır? Arkadaş söyledi, şeytanlık. Allah vay. Vay be abi, ne diyor bu sorular şimdi Allah için? Erkeklerin kafası nereye çalışır? Allah! Vallahi böyle soruları ben cevaplandıramam kardeş, kusura bakma. Kadınların kafası nereye çalışır? Her yere. Kadınların kafası nereye çalışır? Tüm kadınları kapsamak istemiyorum ben. Kendimi üzerinde konuşayım. İyiliğe çalışıyor, güzelliğe çalışıyor, dostluğa çalışıyor, sevgiye çalışıyor. Ben kendim için konuşuyorum. Ümit ederim tüm dünyadaki kadınlarımız da benim gibi aynı düşünüyor. Sevgi dolu olsunlar, sevecen olsunlar. O kadar. Erkeklerin kafası nereye çalışır sizce? Erkeklerin kafası da hep dürüstlüğe çalışsın istiyorum. Ailesine, çevresine, benim eşim gibi olsunlar diyorum herkes. Kadınların kafası nereye çalışır? Kadınların kafası alışveriş. Erkeklerin? Erkeklerin... Eğlenme. Aslında kişiden kişiye değişir. Kadınların kafası nereye çalışır Güler Hanım? Kadınlar erkeklere göre cin fikirlidir benim görüşüm. Daha şeytanidir ama çok bilgilidir. Erkeklerin kafası nereye çalışır? Erkeklerin kafası daha fazla ehkama. Kadınların kafası nereye çalışır? Kadınların kafası bildiğin gibi güzel giyinsinler, boyansınlar, süslensinler, lakşir hayat yaşasınlar, cigara içsinler. Şimdiki kızlar çok değişik bizim eski zamana göre. Eski zamana göre ayağını bile göremezdin. Erkeklerin kafası nereye çalışır? Erkeklerin... Vallahi ne bileyim ama kararların peşinde desem sana yanlış olmayacağım. Ama birçok erkekler bilmem şimdi yemeği içmeyi beğeniyor. Yani eğlenceyi çok beğeniyorlar. Sizi kıskananlara neler söylemek istedin? Ben hiçbir zaman kıskanç bir insan olmadım. Beni kıskananları pek kıskanan da zannetmiyorum ama kıskanan biri varsa da demek ki doğru bir şeyler yaptığıma inanıyorum ki böyle bir tepki çekebiliyorum üzerime. Ama neler söylemek istedin onlara? Ben onlara her zaman doğru yoldan çalışmayın, beni kıskanmayın, gelin benimle beraber olun derim. Peki kameramıza bakarak seni kıskananlara neler söylemişsin? Kıskanan biri yok ki. Kıskanan biri yok. Kesinlikle yok. Hiç kıskanan biri yok kendisini. Ya, kesinlikle yok. Ya, şeyde, yani ben ciddi söylerim sana. Kıskançlık ayrı bir duygudur çünkü. Sizi kıskananlara buradan ekran başından neler söylemek istersiniz? Canınız sağ olsun derim. Kıskanacak bir şey yok derim. Kendi hayatınıza daha fazla önem verin. Kendi yapmak istediğiniz şeyleri yapın. Evet, başkasını örnek alabilirsiniz ama kıskanmaya da gerek yok yani. Sizi kıskananlara kameramıza bakarak neler söylemek istedin? Beni kıskananlara kıskanırsa kıskansın, ben buyum. Vallahi hoşuma gider kıskanılmak.
Çünkü demek ki iyi biriyim, başarılıyım, güçlüyüm ve akıllıyım diye kıskanılırım. Yani sevilirim de kıskanılırım. Güçlüyüm, başarılıyım. Onun için kıskanılırım, sevinirim. Evet canım, şimdi seni kıskanan insanlar var dünyada. Oldu tabii hayatın boyunca. Seni kıskanan insanlara, bizim kameralara bakıp neler söylemek istedim? Çok çok teşekkür ederim o insanlara. Yani futbol oynadığım devirde bilmem bazıları benim çekemezlerdi. Fakat ben kendilerine gene aldırış etmedim. Futboluma devam ettim. Vallahi beni kıskandıklarını zannetmiyorum. Çünkü çok dört dörtlük bir insan değilim. Mütevazi bir insanım. Herkes gibi. Emekli bir öğretmenim. El sanatlarını çok seviyorum. Arkadaşlarım bazen kıskanıyor tabii ki. Neden bunlarla uğraşıyorsun? Dört dörtlük oluyorsun. Niçin bunları yapıyorsun? Ama benim hobim ve zevkimdir. Ben çok seviyorum. Daha sonra onlar da benim yanıma geliyorlar, kıskançlıklarını bırakıyorlar, benimle dost oluyorlar ve benden o işleri öğreniyorlar. Evet, sevgili Çelebi, kameramıza bakarak sizi kıskananlara neler söylemek istedim? Beni kıskananlar çok yaşasın, demek sevildiğim için kıskanılıyorum, çok yaşasınlar. Sizi kıskananlara neler söylemek istedim? Böyle bak bir kameraya doğru. Evet. Neler söylemek istedim seni kıskananlara, ekran başında otururlar? Çok acırım genleri, çünkü kıskançlık kanserden beterdir. Beni kıskanırlarsa genlerin problemidir. Kıskanılacak bir şey yoktur. Sevgili Gürat. Evet. Böyle kameraya bakarak. Evet. Sizi kıskananlara neler söylemek istedim? Seni kıskananlara. Beni kıskananlara çatlasın. Beni kıskananlara çatlasın, ne diyeyim? Ne diyeyim? Nereme kıskanacaklar ki ya? Beni kıskananlara ne diyeyim? Çatlasın beni kıskananlar. Evet, şöyle kameralarımıza bakıp sizi kıskananlara neler söylemek istersiniz? Beni kıskanmasınlar demek istiyorum. Beni örnek alın. Kıskanmak yerine beni örnek alın. Tuttuğum yolun ne kadar güzel, dürüst olduğunu görerek benim yolumdan gidin. Arkası gelir. Kıskançlık iyi bir şey değil. Güzellik veren insanların yolunu tutmak bence daha güzeldir. Evet, kameralarımıza bakarak sizi kıskananlara neler söylemek istedim? Sanmıyorum ya. Ya kimsenin kıskandığını falan. Ama varsa tabii ki güzel bir şey. Benim gibi olmaya çalışın. Ama belden aşağı vurmadan siz de başarılı olabilirsiniz. Kameralarımıza böyle bakıp sizi kıskananlara neler söylemek istersiniz? Benim kıskanılacak hiçbir tarafım yoktur. Ama kıskananlar çatlasın diyorum. Günlüğüne erkek olsaydınız ne yapardınız? Bilmiyorum, hiç düşünmedim bu soruyu. Çok zor soru sordun Alp. Erkekler dünyasını keşfetmeye çalışırdım. Peki bir günlüğüne kadın olsaydın dünyada neler yapardın? Yapacak şey bulamadım, bir de kadın ne yapacaksın ya bu yaştan sonra? Peki bir günlüğüne erkek olsaydınız ne yapardınız? Zannedersem duyduğum en zor soru. Çünkü bu konu hakkında hiç düşünmedim. Neler mi yapardım? Pek değişik bir şey yapmazdım herhalde.
Yani hiç asla düşünmediğim bir soru. Bilmem ki, belki erkeklerin gücü kuvveti daha fazladır. Yani bilemeyeceğim. Bu soruya cevap veremeyeceğim. Çünkü hiç asla aklımdan geçen bir şey olmadı bu konuda. Peki bir günlüğüne kadın olsaydın ne yapardın? Bir günlüğüne kadın olsaydım evde yemek pişirirdim. Bir günlüğüne. Az vakit. Bir günlüğü. Bir gün çok az. Lüzumdur ben bu defa gelişimde dünyaya erkek olarak geleyim. Daha. Başarayım bir şeyler. Çünkü bir günlüğüne erkekler hiçbir şey başaramaz. Bir günlüğüne kadın olsan ne yapardın? Vallahi bir günlüğüne kadın olsam çok güzel şeyler yapardım. Mesela? Birini bulur dışarı giderdim. Eğlenirdim, para yerdim. Bazı kadınların yaptığı gibi öyle bir şey. Bir günlüğüne erkek olsaydınız ne yapardınız? Vallahi hiç düşünmedim. Bu çok zor bir soru. Şu anda da düşünemiyorum. Ben kadın olmaktan mutluyum ve memnunum. Bir şey söyleyemeyeceğim. Düşünmedim çünkü. Bir günlüğüne kadın olsaydın neler yapardın? Güzel bir şey. O kadın olmanın hissini, duygularını ve kadının kendi o benliğini falan yaşardım, özünü yaşardım. Dünyada erkek olsaydın, ne bileyim ben, bazı da söylenemeyen şeyler vardır, bilemem. Erkek olmadığım için bilmem. Gülen Hanım, bir günlüğüne erkek olsaydınız neler yapmak isterdiniz? Bir günlüğüne. Vallahi bu çok güzel bir soru. Bilmiyorum, hatalı mı söylerim, şeylik mi artık. Bir gün beylik, beylik derdim. Peki, bir günlüğüne kadın olsaydın neler yapardın? Aman Allah'ım, aman. Beni öyle bir tuzağa düşürttün sen al. Köleri. Bu soruyu cevaplandıramam. Kusura bakma. Ya Allah'ım. Çok zor, çok zor sorular al bunlar. Hani hiç düşünmedim. Halimden çok memnunum. Erkek olmayı hiç düşünmedim. Çalışırım desem çalışıyorum. Bilmiyorum, hayır bilmiyorum. Hiç erkek olmayı düşünmedim. Kadınlığımdan çok memnunum. Bir günlüğüne kadın olsaydın dünyada ne yapardın? Ne yapardım? Yataktan çıkmazdım. Biliyor musun? Erken rezervasyon başladı. Yazın en renkli fırsatları cypressparadise.com'da. %40, %50 hatta %60'a varan kaçırılmaz indirimler. Erken rezervasyon yap, uçak bileti fiyatına paket tatili al. Uygun fiyata Kıbrıs tatilinin adresi cypressparadise.com. Zaman akıp gitmeden acele edin. Bir bakmışsınız, yaz gelmiş. Cyprus tatiliniz bizimle güvende.
kaçırılsaydınız aileniz sizin için ne kadar fidye isterdi? Öderdi. Kaçırılsanız aileniz sizin için ne kadar fidye öderdi? Sizi geri almak için. Vallahi benim bildiğim kadar benim ailem beni çok sevdiği için herhalde varını yoğunu verirdi. Evet. Mafyalar seni kaçırsa ailenden kaç para fidye isterler seni geri vermek için? Yok, öyle bir söz konusu bile olamaz ya. Ailem her şeyini verir şu benim için. Kaçırılsanız aileniz sizi geri almak için ne kadar fidye öderdi? Ellerinde ne varsa verirlerdi. Her şeylerini verirlerdi. Evet, mafyalar sizi kaçırsa aileniz sizi geri almak için kaç para fidye öder? Ya parası yoksa? İstenilen meblağa bağlı. Kaç para fidye isterdi mafyalar sana? Ya benim aileme sorsam paha biçilmez. Ama mafyanın ne kadar isteyeceğine bağlı. Teşekkürler. Benim ailem benim için varını yoğunu verirdi. Bütün ailem verirlerdi. Ama ben ona fırsat vermem. Beni mafya öldürsün ama ailem şey etmesin, ziyan olmasın. Mafyalar seni kaçırsa. Evet. Ailen senin için ne kadar fidye öder geri alsın? Çok değerli tabii. Yani insan canını verir ailesi için. Yani mafyalar benden ne isteyeceği? Ya canımı ya ailemi? Canını verecektin değil. Sen bir kişi ailen çok. Ailen geride kalacak. Evet, mafya sizi kaçırsa aileniz sizi geri almak için ne kadar fidye öderdi? Çok fazlasıyla. Yani hatta canını bile verebilir diye düşünüyorum. Mafyalar sizi kaçırsa aileniz ne kadar fidye ödeyip sizi geri alır? Vallahi bir kuruş ödemesinler. Bir kuruş ödemesinler. Para da istemem. Kaçıran kaçırsın. Kaçırsalar seni mafyalar. Evet. Ve arasalar aileni. Evet. Deseler biz bu kadar para istedik, fidye evet. istedik. Evet. Seni geri versinler. Aha. Ailen kaç para öderdi seni geri almak için? Vallahi belki daha hiçbir şey. Allah bilir. Varsa verecekler. Hem beni ne yapacak mafyalar? Mafyalar kaçırsa seni. Ailenden kaç para fidye isterler geri versinler? Ailemden kaç para isterler? Geri versinler. Ne kadar fidye öder ailen seni geri almak için? Ödemesinler arkadaş. Üstüne para versinler. Üstüne de para versinler, ödemesinler. Beni kaçırttın da mafya. Neye para verecekler ki? Çok güzel sorular bunlar. Evet. Başka avcım. Mafyalar sizi kaçırsa aileniz kaç para fidye öderdi sizi geri alsın. Çok güzel bir soru. Mafyalar beni kaçırsa kaçırmazlar. Kaçırıp ne yapacaklar? Başlarına dert olurum. Zararları ne olur? Onun için herhalde fidye de vermezler. Çünkü onların en büyük zararı ben olurum. Mafyalar sizi kaçırsa aileniz sizi geri almak için ne kadar fidye öderdi? Vallahi onu da düşünemem. Çünkü hiç ailem yok arkamda. Herhalde al götür derlerdi. Bilmiyorum. Öyle bir sorunum olmadığı için. Mafyalar seni kaçırsa aileniz fidye ödeyip sizi geri alır mı?
alır çünkü çok değerli çocuğu olduğum için alır. Benim gibi zaten zor bulurlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sertab Hanım. Sizinle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da alalım. Vallahi biliyorsunuz ben de biraz tuhaf bir sorular sordum. Alt böyle içinden çıkılmayacak ama neyse de cevaplandırımı şey yapıyorum. Biliyorsunuz ben Ali Rıza Değirmencioğlu Türk Okulu Başkanıyım. Okulumuz açıldı. Ben buradan Londra'da yaşayan bütün ailelere çocuklarını evde tutmayıp tekrar okullara getirmelerini tavsiye ederim. Çocuklarımız şimdiye kadar binlerce çocuk yetiştirdik. Çok güzel ortamlar oldu çocuklarımızda. Asimile olmasın Türk çocuklarımız, Türk okuluna gelsinler. Bugün buraya Limasol Derneği'ne geldim. Her zaman desteklemeye çalışırım. Başkan Arif Hanım'ı ve yöneticileri bizlere, okulumuza her zaman bir yardımları oluyordur. Buradan kendilerine çok teşekkür ederim. Kameralarımıza bakarak son olarak izleyicilerimize Sokak Süpürgesi programından neler söylemek istersiniz? Biraz Limasollular Derneği'nden bahsetmek isterim. Bugün buradan Limasollular Derneği'ndeyiz. Her hafta, her çarşamba olduğu gibi bugün buradayız. Limasollular Derneği hastanın, yardıma muhtacın her zaman yanındadır. Ama elleri kolları sadece Londra'ya değil, bütün İngiltere'ye, Kıbrıs'a hatta Türkiye'ye kadar uzanır. Herhangi bir yerde bir hasta veya bir yardıma muhtaç aniden gülümser, şükreder ve dua eder. Bu da demektir ki Limasollular Derneği'nin elleri ona da ulaşmıştır. Onları yaptıkları işlerden dolayı tebrik eder ve güzel işlerinin devamını dilerim. Kameraya bakarak son olarak neler söylemek istediğinize? Programınızı, televizyonunuzu beğenirim, izlerim. Çok güzel, iyi. Beğenerek izlerim. Çok iyi programı. Geç TV'yi devamlı görürüm. Kıbrıs kanalı olarak beğenirim. Güzel, iyidir. Teşekkürler. Evet sevgili öğretmenim diyeyim artık. Kameralarımıza bakarak ekran başında izleyen izleyicilerimize son olarak siz neler söylemek istersiniz? Ben son olarak şöyle, ilk defa böyle bir programla karşı karşıyayım. Eğer hatalarım varsa çok özür dilerim. Belki çok iyi ifade edememişimdir kendimi. Çok özür dilerim. Bütün herkese sağlıklı, sıhhatli, mutlu yıllar diliyorum. Ve bütün dünyaya barış diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Şöyle kameralarımıza bakarak son olarak neler söylemek isteyen izleyicilerimize? Beni davet ettiğinizde bu soruların olacağını bilmiyordum. Çok güzel geçti. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel cevaplar vermişimdir. Teşekkür ederim size de, Genç TV'ye de. Sağ olun. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Ağzına diline sağlık. Sağ olun. İçinden ne gelirse son olarak ne söylemek istedim? Size ne kadar yardımcı olduğumu bilemiyorum ama ben Limasollular Derneği'ni çok seviyorum. Burada çok güzel vakit geçiriyorum. Güzel arkadaşlarım var. Güzel insanlarla tanışıyorum. Sizleri de tanıdığım için çok mutluyum gençler. Teşekkür ediyorum. Ağzına diline sağlık. Sağ olun. Sizin de. Bana bu fırsatı verdiğiniz için, sizlerle görüşme fırsatını verdiğiniz için, programınıza katıldığım için çok teşekkür ediyorum gençler, sağ olun. Tamam hanım, biraz önce başlamadan önce röportaja ben ilk kez televizyonda konuşacağım dedin. Aslında ilk kez değil. İlk kez değildi. Bir zaman haberlerde de çıktıydım, İngiliz haberlerinde. Ama o zaman çok acılıydı. Çünkü komşum iki çocuğunu öldürdüydü. Ve o zaman 3-4 defa çıktıydım. Ne hal ise bana gelirlerdi. İnterview şeye. Tamam. Böyle kameraya bakarak son olarak neler söylemek istedin? İçinden ne gelir söyleyesin?
İçimden ne gelir? Herkese, yani klişe bir şeydir değilim ama herkese iyilik, sağlık ve akıl ezan versin. Ben de içinde yani. Teşekkürler babay. Dur, ben alıştım bu işe ha.